Bir şey diyeceğim, yakmaya direkt başladım. Biri çok işe yaradı diyor, diğeri hiç işe yaramadı. Bayağı diyor. Saçma bir video oldu. Şu an aşırı hızlı bir şekilde videoya giriş yaptım çünkü okula geç kalacağım ama bu videoyu yine de çekmek istedim. Şu herkesin kullandığı dudak dolgunlaştırıcısından aldım. Eda'da görmüştüm ben bunu ilk. İnfluencer olan. Ama yani o kız çok güzel, çok güzel giyiniyor, çok güzel makyaj yakışıyor. Hani çok naif, tatlı duran bir kız ama gerçekten ne önerse garip bir şekilde sevmiyorum, anlamadım. Bunu da yine de bir denemek istedim çünkü herkes kullanıyor ve yani dudağını dolgunlaştırmak isteyen bir sürü insan var. Ya, tabii ki ben de isterim. Şimdi hemen ilk izlenim, görüyorsunuz paketi falan hep, her şeyi kapalı. İnşallah hemen açabileceğim. Kulaçma lazım. Bu arada söyleyeyim, 7 ml yazıyor. Lip Maximizer, Lip Gloss. Zaten Trendyol'a dudak dolgunlaştırıcısı yazdığınızda şu artık fix çıkıyor. Ben bunun ya markası adı değişse bile hepsinin aynı ürün olduğunu düşünüyorum. Kabı falan aynı, sadece şuradaki şey ismini değiştiriyorlar. Farklı bir yerde üretildiğini özel olarak düşünmüyorum. Hepsi bence aynı yerden isim değiştirerek çıkıyor. Bu bayağı kısa bir video olacak. Bir türlü açamadım. Bu arada okula gideceğim. Umarım alerji falan olmam. Şöyle lip gloss tarzında bir ambalajı var, hemen sürçük tarzı. Dudaklarımın ilk halini göstereyim. Şu an bayağı minnak duruyor. Şöyle. İzlediğim herkes dışından sürün dediği için dışından sürüyorum. Bir şey diyeceğim, yakmaya direkt başladım bu arada. Hiç beklemedi yani, direkt yakmaya başladım. Bunun da yorumlarına baktım ben Trendyol'un. Öyle bir yorumu var ki, biri çok işe yaradı diyor, diğeri hiç işe yaramadı diyor. Diğeri işte aşırı yakıyor, zaten buna dayanabilsem hani acı biber sürerim, öyle büyür diyor. O yüzden hiç bilmiyorum ben de. Ama şu an beni yakmaya başladı. Ama benim acı yeşiğim bu arada aşırı yüksek. Lazerde bile hani hiç kıpırdamam hani. Böyle. Yani poker face bir şekilde lazerim yapılır. Şu an evet yanmaya başlıyor. Yani çok çok nazlı bir insansanız şu an bayağı yanıyor diyebiliriz. Başka ne diyeyim bu lip gloss hakkında, başka ne diyebilirim? Şimdi birazcık bekleyeyim bence. Bir dolgunlaşıyor mu falan, ona bakalım. Ben de o sırada çantamı hazırlayayım çünkü hemen çıkmam gerekiyor. Hemen ceketimi giydim, geldim çıkmak için. Bence şu an bir 10 dakika olmamıştır ama birkaç dakika oldu. Şöyle göstereyim. Bu arada yüzümde fondöten falan yok, kusura bakmayın. Birazcık sivilceli olduğum için bu dönem hiç fondöten, yüzüme hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece göz makyajı veya dudak makyajı yapıyorum. Neyse. Bence bir tık sanki dolgunlaştırdı, o da gerçekten hafif bir acılık veriyor. Dayanılmayacak hiçbir şey yok. Bence güzel. Ya ben beğendim ya. Aslında çok dandik bir ürün duruyor. 17.90 bu arada. Trendyol'da 9 lira falan. Ama kargosu da olunca gerçi aynı mantığa denk geliyor. Çok daha dandik bir şey bekliyordum. Çok daha başıma bir şey gelir mi falan diyordum ama bence fena. Bence fena çıkmadı. Yani alınabilir diyorum ben. Hafif bir şöyle hafif bir dolgunluk verdim. Videoyu hemen burada kapatıyorum çünkü okula geç kalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayağı saçma bir video oldu. Ama denemek istediğim için gerçekten size de paylaşmak istedim. O zaman görüşürüz.